Herkese merhabalar arkadaşlar. Teknoörüme tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiyat performans kulaklıklarından iki tane seçtiğim ayrı ürünü inceleyeceğiz. Seçtiğim derken farklı fiyat bantlarında şu anda bu ürünler. Araştırmalarım, arkadaşlarımın önerileri üzerine bu ürünleri seçtim. Şimdi bunlardan bir tanesi bu yaklaşık bir aydır falan bende ama kutusunu açalı böyle bir hafta falan oluyor bir denemek için. James Tankey'in 710'u. James Tankey tabi bildiğimiz bir ürün. Bununla alakalı bir şey yok ama ne getiriyor bize James Tankey? Şöyle bir inceleyecek olursak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kulaklığımız var. Deri pedler. İşte şurada bir güzel bir kafa bandı var. Bakın böyle esneyebilen. Şunlar metal arkadaşlar. Yani böyle alüminyum tarzı bir şeyden yapılmış. Sabit bir mikrofonu var. Bu benim için bir eksi. Çünkü mikrofon rahatsız ediyor beni bazen. Şöyle falan yapabiliyorsunuz ama işte durmuyor arkadaşlar. Böyle hani bırakıyorsunuz. Gözünüzün önüne, ağzınızın önüne giriyor bu. Şurada bir led var. Yine söndüremiyorsunuz. Çok rahatsız edici bir detay. Şurada mavi James Tankey yazıyor arkadaşlar. Mavi renkli. RGB değil kulaklığımız. Sadece mavi renk. Güzel bir detay aslında. Ya ben şunu çok beğendim. Ama şu mikrofon kısmı hoşuma gitmedi açıkçası. Onun dışında 7 artı 1'i idare eder. Yani sonuçta sanal bir 7 artı 1 var arkadaşlar. Bunun dışında bağlantımız arkadaşlar şöyle göstereyim USB. Hani şeye ihtiyacınız yok. İşte yok bilgisayarımın kulaklık girişi ayrı. İşte mikrofon girişi ayrı yok. Ya da bazı yeni nesil bilgisayarlarda biliyorsunuz tek jack var. 3,5 mm'lik tek jack var. Fena değil. Ben bu ürünü sipariş ettiğimdeki fiyatı 210 lira civarıydı. Şu an 354 yani 300, 350, 400 hani ne tutturabildiğine moduna girmiş bazı firmalar. Fiyat bandı yükselmiş biraz. Zaman zaman ince hesapta falan uygun denk getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Takip etmekte yarar var. Güzel bir kulaklık. Ben sesini falan beğendim. Benim için eksilerden bir tanesi de şu pedler arkadaşlar. Şimdi ben kulaklık aldığım zaman bunlar beni terletiyor arkadaşlar. Rahatsız ediyor. Şimdi doğru bir karşılaştırma olmayacak ama şimdi şurada benim normalde asıl kullandığım kulaklığım var. SteelSeries'in. Şöyle bir kulaklık. Tabii bunlar farklı bantlarda kulaklıklar arkadaşlar. Yani tutup bunu karşılaştırmak doğru olmaz ama şunu göstermek istiyorum. Şu kumaş acayip rahatlık veriyor. Yani bununla mesela Logitech'in alt ürünlerinde falan da var bu kumaş ya da yine SteelSeries'in alt şeyinde var. Hani 350 lira şuna verene kadar 400-450 SteelSeries'in bir serisine falan verebilirim açıkçası. Daha şey olur. Aynı şekilde bakın mikrofon konusunda da ya böyle bir güzelliği var. Hani şöyle bile durabiliyor. Onun dışında içine girebiliyor falan. Ya bir de bu kablosuz bir kulaklık tabii. Ya şimdi bu 1000 küsür liralık bir kulaklıkla 300 liralık kulaklığı karşılaştıramam ama malzeme kalitesi önemli arkadaşlar. Şimdi tamam ses güzel ama şu deri beni rahatsız ediyor. Şimdi aynı sıkıntı bunda da var arkadaşlar. Game Booster'da. Şimdi açıp onu da göreceğiz. Game Booster'ın H12'si, Rebel H12'sini açacağız. Şunu şöyle bir kenara alacağım. Yani aslında niye seçtim? Onu da göreceksiniz şimdi. Boş bir kutu. Şöyle bir kullanma kılavuzu karışımı. Yok nasıl kullanırsın vesaire vesaire şeyi. Çünkü bana ayıramadım bir türlü. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok tanıdık bir tasarım. Yani çift metal. Şöyle göstereyim yuvarlak. 3 aşağı 5 yukarı boyutları aynı bunun. Bunun farkı şöyle mikrofon hareket ediyor muydu? Bunu hatırlamıyorum ama bunun farkı bunun mesela mikrofonu ufak. Bildiğim kadarıyla mikrofonu hareket etmiyor bunun ama çıkartamadım. Buna bir bakacağız. Mikrofon bu güzel mesela. Şurası RGB yanıyor arkadaşlar. Kutusunda da kutusunu attık gerçi bir dakika. Kutusunda da gösteriyor şöyle. RGB. Onun dışında şurada böyle ayakkabı derisini andıran bir deri kullanmışlar. Ben beğenmedim şu açı şeyi. Bunun da altında böyle bir plastik var arkadaşlar. Yani kafa bandı kısmında. Şurası yine deri.
Hani mesela bundan farkı arkadaşlar, şu mikrofon daha iyi. Daha kısa en azından. Hani kaliteli mi duruyor? Hayır, gerçekten buraya emanet gibi duruyor. Şöyle bir USB'si var arkadaşlar bunun da. Aynı şekilde. Bu da sanal 7+1. Ses 3 aşağı 5 yukarı aynı dediler. Şimdi birazdan ben bunları size ışık efektlerini göstermek için de şu önümdeki bilgisayara takacağım. Onun dışında bu kulaklıklarla alakalı ne diyebiliriz? Hani dediğim gibi SteelSeries'le karşılaştırmak doğru olmaz arkadaşlar ama aldığım notlarıma bir daha bir bakarsam arkadaşlarımın özellikle söylediğini, yani ikisinde 7+1'i idare eder. Hani dediğim gibi şu gerçek bir 7+1. Şimdi ben aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Ama ya böyle bir kulaklığı 1500 lira vermek mantıklı mı? Yani şimdi öğrenci arkadaşlarımız falan var izleyenler arasında. 1500 lira bir kulaklığa verilir mi? Ya çok büyük bir lüks yani şu anda. 1500-2000 lira bandına geldi. Ben bunu aldığımda 1000 lira civarındaydı. Hani ne güzel. Alırken mesela şunlara dikkat ettim. Şu pedler arkadaşlar çıkıyor, yıkanabiliyor. Üstteki ped yine aynı şekilde kafa bandı falan ayarlanabiliyor. Böyle artıları var ama dediğim gibi bununla bunu karşılaştırmak için göstermiyorum. Hani beklentilerinizi çok yüksek tutmayın diye söylüyorum. Çünkü fiyat farkı ne kadar para verirsiniz o kadar şey yapıyor. Ama yine diyorum hani araştırmakta yarar var. Ben böyle 120 işte düzeltiyorum. 100-300 lira bandında şurası kumaş bir kulaklık bulamadım. Yani terletiyor çünkü arkadaşlar her şeyden önce. Fiyat performansı iyi arkadaşlar. Mikrofonu dediğim gibi bunun kısa, bunun uzun. Şu mikrofonun bunda çok büyük eksi benim için. Eksine de deri olması çok büyük rahatsızlık. Bunun kafa bandı çok şekilsiz bence. Yani şunun mesela güzel, şunun kafa bandı daha güzel, böyle şık bir derisi var. Güzel mavi detayları var. Şimdi birazdan RGB'lerini de göstereceğim. Onun dışında kafa bandı hoşuma gitmedi demiştim. Yani ikisi de USB arkadaşlar. Ses kartına ihtiyacınız yok. Yani ses kartından kontrol edemiyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam ikisinin de kendi, yani bundan emin değilim. İkisinde kendi yazılım var. Yazılımları yükleyerek düzenleyebiliyorsunuz. Ve yani şey anlamında söylüyorum. Hani kullanım anlamında iyi kulaklıklar. Ama hani 350 liraya bunu değer mi bu kulaklığa? Bence değmez arkadaşlar. Yani tamam, James Dunkey bir, yani sonuçta bu sektörde adını duyurmaya başlamış kulaklıklardan birisi ama buna da şans vermeye değer. Tabii bu benim kendi kişisel görüşüm. Araştırmanızı yine yapın. Bir de yani ne yaparsanız yapın, biraz da estetik kaygılarımız var arkadaşlar. Yani şu kafa bandı dediğim gibi benim için çok büyük bir eksi. Benim hoşuma gitmedi. Şimdi dilerseniz çok kısa bir bağlantı yapıp devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayara bağladım ikisini de. Şöyle ışıklarını göstermek istiyorum, RGB kısımlarını. Bu böyle bir mavi yanıyor arkadaşlar. Şu dedim ya hani şu gözünüzün önüne geliyor ve rahatsız ediyor arkadaşlar. Şu LED. Hani mikrofondan ziyade LED'i rahatsız ediyor beni. Ve söndüremedim. Yazılımda var mıydı çok kurcalamadım açıkçası ama okuduğum özelliklerine göre yok arkadaşlar. Sönmüyor. Ama ses olarak bence hani güzel bir kulaklık. Ha bu kötü mü? Bunun da sesi güzel. Bunun ayrıca bakın RGB'leri çok güzel. Böyle yavaş yavaş. Şu an herhangi bir yazılım olmadığı için kendi kendine renk değiştiriyor. Böyle güzel efektleri var arkadaşlar. Mikrofonun kısa olması avantaj. Onun dışında hani notlarıma tekrar bir göz atıyorum. Söyleyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar ama bu ikisi arasında kararsızsanız ben bunu tavsiye ederim. Eksi de güzel kulaklıklar. Fiyat performans mı? Evet. 200 lira bandında bulursanız şu kulaklık gayet güzel. 150 liranın altında bulursanız da bu kulaklığı almanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yani şu beni gerçekten rahatsız ediyor. Eğer siz de rahatsız ediyorsa kesinlikle buna yanaşmayın. Çünkü sabit arkadaşlar bu kulaklıklar. Yani şimdi bazı kulaklıklarda burada jack oluyor arkadaşlar. Çıkartabiliyorsunuz. Bunlarda böyle bir şey yok. İkisinde de sabit mikrofonları. Bundan dolayı benim size naçizane tavsiyem Game Booster'ın H12 Rebel modeli bu kulaklık. Tavsiye ederim. Eğer kullandıysanız, kullanıyorsanız kendi görüşlerinizi de videomun altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim ki daha fazla insan yararlansın.
Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.